Adı Gaziantep, soyadı Türkiye. Binlerce yıllık tarihiyle görmüş geçirmiş bir bilge. Nice uygarlığa kucak açtı. İpek yolu kervanları pınarlarında soluklandı. Evliya Çelebi'nin dünyanın göz bebeği dediği şehre yine Ramazan geldi. Zenginler fakirle, sofralar bereketle, arz semayla buluşuyor. Semadan ezan sesleri yankılanıyor. Sokaklar ve yürekler huzurla doluyor. Gaziantep'i Ramazan-ı Şerif sarıp sarmalıyor. Biz nerede o eski Ramazanlar demiyoruz Gaziantep'te. Çünkü biz milletimizle el ele verip manevi değerlerimizin kaybolup gitmesine izin vermiyoruz. Ramazan ayının maneviyatını yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Çünkü adımız Gaziantep, soyadımız Türkiye. Ramazan'da Gaziantep bir başka ışıldıyor. Adı Gaziantep, soyadı Türkiye. Binlerce yıllık tarihiyle görmüş geçirmiş bir bilge. Nice uygarlığa kucak açtı. İpek yolu kervanları pınarlarında soluklandı. Evliya Çelebi'nin dünyanın göz bebeği dediği şehre yine Ramazan geldi. Zenginler fakirle, sofralar bereketle, arz semayla buluşuyor. Semadan ezan sesleri yankılanıyor. Sokaklar ve yürekler huzurla doluyor. Gaziantep'i Ramazan-ı Şerif sarıp sarmalıyor. Biz nerede o eski Ramazanlar demiyoruz Gaziantep'te. Çünkü biz milletimizle el ele verip manevi değerlerimizin kaybolup gitmesine izin vermiyoruz. Ramazan ayının maneviyatını yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Çünkü adımız Gaziantep, soyadımız Türkiye. Ramazan'da Gaziantep bir başka ışıldıyor. Thank you.
Senin cemalin.
sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dinim imandan ayırma. Eşrefzade senin kemter kulundu. Eşrefzade senin kemter kulundu. İlahi kulunu senden ayırma. Canım kurban olsun senin yoluna. Allah adı güzel kendi, güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna. Allah adı güzel kendi, güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Ahmet adı güzel kendi, güzel Muhammed. Bülbül de senin bağrı yanık, destinigârı ya Habiballah. Yanmıştı sana Yusuf'un, yanmıştı sana Yusuf'un. Kenan diye, Kenan diye sevdim ya Resulallah. Yedi kat gökleri seyran eyleyen Allah kürsünün üstünde ceylan eyleyen. Miraçta ümmetine haktan dileyen, Miraçta ümmetine haktan dileyen. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Ahmet adı güzel kendi, güzel Muhammed. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana
hayran diye sevdim. Serveri ser Bülendimiz, Hazreti Pir Efendimiz. Serveri ser Bülendimiz, Hazreti Pir Efendimiz. Şahidi Şeylevendimiz, Hazreti Pir Efendimiz. Şahidi Şeylevendimiz, Hazreti Pir Efendimiz. Allah ya saadetti, ya cibadi edrikini şeyendillah. Allah ya saadetti, ya cibadi edrikini şeyendillah. Allah Allah, Allah Allah, hak la ilahe illallah. Allah Allah, Allah Allah, hak la ilahe. Allah Allah, Allah Allah, hak la ilahe illallah. Allah Allah, Allah Allah, hak la ilahe illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ
Vallahu yuhibbul muhsinin. Vellezina iza فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا
فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. هدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. الفاتحة. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Gazi şehrimizin yiğit evlatları, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği, Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı'nın bu organizasyonu üstlendiği iftar programındasınız. Yine iftardan önceki şu mübarek zaman dilimini kendimize sebep eyleyip Allah'ı anmanın yollarını arayacağız inşallah. Efendim, az önce Emine Konukolu Camii müezzini Kasım Kahraman bizlere Ali İmran suresinden 133. ve 139. ayetleri arasındaki ayetleri okudular. Bugünkü misafirlerimizi tanıtalım sizlere. Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanımız, kıymetli büyüğümüz hocamız Adil Sani Konukoğlu ve Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Şeyh Musdemir hocamız bizlerle beraber olacak bugün. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi Gasmek Orkestrası kısa bir ilahi, ardından buradayız efendim. Bundan içeri Yunus'un sözleri.
Efendim tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gazmek Orkestrası'na bu güzel icralarından dolayı teşekkür ediyoruz. Nefesinize sağlık. Efendim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği, Değerli Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı'nın bu tertibatı üstlendiği iftar programındasınız. Bugün konuklarımız Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı, kıymetli büyüğümüz hocamız Adil Sani Konukoğlu. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim, iyisiniz inşallah? Çok şükür Allah'ın keremine. Bugünlerimize şükürler olsun. Eyvallah, kırmadınız, şerefler verdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ve Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Şeyh Mustemir Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Allah'a şükürler olsun. Allah İyiyiz. Sağlık, afiyet versin inşallah. Allah razı olsun. Ramazanınız nasıl geçiyor Sayın Efendim? Çok 17. şükür. Güne kadar geldik. Allah'ın keremine bin şükür. Bugünleri görebildik, sağlıklı bir şekilde görebildik ya. Ben öncelikle bütün bizi izleyenlerin Ramazan'ını kutluyorum. Önümüzdeki gelecek olan mübarek gününü ve aynı zamanda bayramlarını da hayırlısıyla geçirmelerini nasip ediyorum. Amin. Rabbim bu güzel günlerin yüzü hürmetine inşallah şu hastalığı da başımızdan, bu felaketi de bütün İslam aleminin ve insanlığın üzerinden alır. Amin. İnşallah bu işten de bir an önce kurtuluruz. Lütfen kurallara uyalım. Bütün seyircilerimizden özellikle rica ediyorum. Devletin koymuş olduğu kurallara uyalım. Maske mesafeye uyalım. Evimizin içerisinde dahi gerektiği zaman maskemizi çıkarmayalım. Evet. Ancak ve ancak bunu biz kendimiz önleriz. Aşı olsun, diğer konulara olsun, bize neler üretilirse konumuzda, devlet neler önümüze koyarsa koysun, hangi kuralları koyarsa koysun, eğer biz istemezsek bu hastalık bitmez. Evet. Biz inşallah el birliği yaparsak, bu işten hep birlikte mücadele edersek Allah'ın izniyle buradan çok sağlıklı bir şekilde bütün dünya bu işten bir an önce kurtulur. Evet. Bu pandemi bütün Ramazan adetlerimizi de değiştirdi değil mi Sayın Efendim? Her şey değişti. Yani eski Ramazanları özledik. Evet. Şimdi 2 yıldır hiç kimseyle Ramazan sofrasında bir arada oturamıyoruz. Duramıyoruz. Evet. Bizim kendi aile geleneklerimizde Ramazan'ın her Ramazan mutlaka biz bizimle birlikte çalışan mesai arkadaşlarımızdan bir arada aileleriyle birlikte iftar açarız. Tabii. Birlik beraberlik sağlar. Komple yani birlikte çalıştığımız 14 bine yakın çalışanım arkadaşımız var. Biz bunları aileleriyle birlikte her akşam bir yerde mutlaka bir Gaziantep'te olanlara Gaziantep'te, Adıyaman'da olanlara Adıyaman'da. Bizzat aileden bir fert oraya gider. Orada evet. Onlarla Ramazanlarını birlikte açar. Her akşam iftarda mutlaka misafirimiz olur. Evet. Şimdi hiçbir yere gidemiyoruz. Mümkün Bırakın, değil. Mesai arkadaşlarımız da vallahi annemizin yanına gidip annemizin evinde iftar açamıyoruz. Evet, evet. Böyle bir durumdan karşı karşıya maalesef kaldık. İnşallah önümüzdeki Ramazan daha rahat olur. İnşallah, inşallah, inşallah. Hocam sizde nasıl geçiyor Ramazan? İyi, Allah'a şükürler olsun. Yoğun geçiyor tabii. Sayın Başkanımın dediği konular çok önemli tabii ki. Gerçekten bir kopuş yaşadık. Evet. Bütünüyle bir kopuş yaşadık. Eski alışkanlıklarımızdan tamamen uzaklaştık. Yepyeni alışkanlıklar oldu. Bu salgın sürecini tamamladığımızda nasıl bir sürece evrileceğiz onu da kestirmek çok mümkün değil artık. Çünkü bu alışkanlıklardan vazgeçmek toplumun bütünüyle eskiye dönmesi de kolay olmayacaktır. Belki yıllar alacaktır. Evet, evet. Ama genel itibariyle yine tabii insan ister istemez bulunduğu duruma alışıyor. Bu temizlik anlayışı kalıcı kalır mı hocam sizce? Muhtemelen en azından çok uzun bir süre gider diye tahmin ediyorum. Yani ama çok... Bir, çok zorlanmadık mı? Hani tokalaşmadık, sarılmadık, evet, evet, hala evet, yapmıyoruz evet, da. Evet, evet, evet. Yani bir şekilde bir kırılmaya yol açtı. Bir değişme, toplumda çok ciddi bir değişme yol açtı. Evet. Bu değişimin olumlu tarafları da var tabii ki, olumsuz tarafları da var. İnşallah olumlu taraflarına en azından odaklanıp bir şekilde daha iyi bir sürece doğru gitmeye çalışırız diye temenni ediyoruz. İnşallah, inşallah hocam. İnşallah. Bu mübarek anımızın da duası olsun inşallah. İnşallah. Peki Sayın Efendim, az önce eski Ramazanlardan bahsettiniz. İlk orucunuzu hatırlıyor musunuz? Eski Ramazanlar nasıldı? Ne hatırlıyorsunuz eski Ramazanlara dair? Bize biraz anlatsanız. Ben Ramazan'ı hatırlamak şöyle diyeyim. Benim elimde bir
onun nişanı var. Evet. Benim elimin burasında bir yanığım var. Evet. Bu yanık çocukluk. Ramazan, bir Ramazan günü sahura kalktığımda farkında olmadan aniden sobaya yapıştı elim. Vay. Olduğu gibi zedde kaldı. Ya ondan o gündür bugündür ben her elime baktığımda o sühür zamanını hiçbir şey unutmak gibi bir durumumuz olamaz. Tabii çok küçük yaşlarda oruç tutmaya başladık. Zamanında dedem rahmetli bize derdi ki oğlum sen öğleye kadar orucunu tut. Tabii o da daha küçüğüz, ilkokula bile gitmiyoruz. Sen öğleye kadar orucunu tut. Yarın da öğleden sonra tutarsın. Getir ben onları dikerim derdi. Şimdi tabii çocukluk aklı. Biz Ramazan'da öğleye kadar orucumuzu tutarız. Akşam dayanamazdık tabii öğlen iftarımızı açarız. Devrisi gün öğleden sonra tutmaya başlarız akşama kadar. Sonra dedeme gideriz. Dede sen bunları dik. Dedem diker, babam satın alır. Böyle bir hevesle çocukluk dönemimizde Ramazan'ı geçirdik. İyi ki yapmışızlar bize. Evet, evet. İyi ki onları o şekilde bize o bilinci aşılamışlar ki aynı şeyi ben kendi çocuklarıma yaptım. Hı hı. Ailede bütün çocuklar bu şekilde mutlaka bu dedemizin bize öğrettiği, sonra babamızın devam ettirdiği bu konuyu çocuklara Ramazan'da oruç tutma eğitimini vermenin bir yoludur. Evet. Öyle devam ediyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller de devam ettirecekler. İnşallah. Kışın oruçlarda benim hatırladığım en güzel duygulardan birisi şuydu hocam. Kalkardık sahur vakti. Annem sobayı yakmış. Sofra hazır. Ellerimizi işte abdestimizi alıp direkt sofraya otururduk. Bu duygu çok güzel değil mi Sayın Efendim? İnanılmaz bir duygu. İşte ben o sırada yaktım işte elimi. Soba yanıyormuş. Evet. Bir de ne olduysa böyle uykulu elimin nasıl vurduğumu da farkına varmadım. Yalnızca bir bağırdığımı hissediyorum. Ben 7-8 yaşından çok vardım yani. Maşallah. Ondan sonra baktım elim kıpkırmızı olmuş durumda ve sobadan çıkıyor. Sobanın kenarından duman çıkıyor. Tabii şimdi o zamanki sobalarla şimdiki sobalar bir değil. Doğru. O zaman sobalar odun sobası, incecik bir saç. Evet, evet. Yani üzerinde yemek pişer, üzerinde her şey pişer, su kaynar, her şey onun üstünde olur. Yani öyle bir sobada şimdiki sobalar o kadar ısıyı daha çok vermesine rağmen elinizi yakmayabilirsin ama tabii ya. O yönden çocukluğumuzun tabii ki Ramazan dönemiyle şimdiki önün arasında inanılmaz fark var. Mahallede nasıldı? Mahalle kültürü? Ya şimdi öyle bir şey ki yani hava demek ki çok soğukmuş ki biz o gün dışarıda oyun oynamamışız. Evet. Normal şartlarda sühüre kadar sokakta çocuklar oyun oynar. Grakka oynarsınız Antep tabiriyle. Saklambaç oynarsınız. Kovalama bir yani ebe oynarsınız. Çelik çomak oynarsınız. Top oynarsınız. Davulcu başladığı zaman davulcuyla beraber eve gelirsiniz. Akşam söğürünüzü yapar. Düşer yatarsınız. Öğleye kadar orucu tutturursunuz. Bizim çocukluğumuz da öyleydi. Evet. Daha sonra da kalkar biraz da eğlenirsiniz, oynarsınız, bakarsınız ki şey gelmiş, iftar zamanı gelmiş. Ama şimdiki nesil öyle değil. Şimdiki nesil sabah başlıyor okula gitmeye. Okula gitmiyorsa internetin başında sabahtan akşama kadar sürekli bir şekilde eğitim, sınava hazırlan, şuna hazırlan, buna hazırlan. Biz de zamanımızda böyle üniversiteye gidecek olan sınava hazırlanırdı. Evet. İlkokulda, ortaokulda herhangi bir yere girmek için bir sınavımız falan yoktu bizim. Sınavlar sonradan başladı. Bir tek bizim zamanımızda üniversitelerde her üniversitenin kendi sınavı vardı. Daha bizden bir önceki nesilde o sınavlara giderlerdi. Bizim son bizden 2-3 seneden önce temel
eğitimler, genel olarak da üniversitelerin toplu sınavları başladı. Şu andaki nesil bana göre orucu daha iyi tutuyorlar. Biz biraz uykuya tuttururduk. Öyle değil. Peki, Sayın Hocam, şimdi insan ruhunda bu çocukluk orucunun uyandırdığı o güzel duygu olmasa bugünleri yaşayacak idrakı da belki de kendimizde bulamayacağız. Neden güzel hocam? Yani o çocukluk orucu neden güzel gelir hep bize? Şimdi tabii insanın biriktirdiği her şey belki ömür bu. İşte Sayın Başkanım eli yanmış. İyi ki yanmış demeyeceğim ama kötülük istenmez. Fakat öyle bir hatıra kalmış tabii ki. Yoksa kalmazdı. Küçüklük yaşantısı çok çok önemli. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birçok hadisinde küçüklükten itibaren oruca alıştırma, namaza alıştırmayı sürekli telkin eder. Bunun aile tarafından telkin edilmesi lazım. Çünkü insanın ileriki yaşlarında birçok gelgitler yaşayabilir. Kopuşlar yaşayabilir, travmalar yaşayabilir. Ama o çocukluğundaki yaşantısını hiçbir zaman unutmaz ve her zaman dikkate alır mutlaka. Onun için çok çok önemli. Dolayısıyla bütün ailelerimizin, bütün Müslümanların, insanların bir şekilde bu kültürü, bu yaşantıyı, işte çok güzel gerçekten ben de faydalandım. Bu kültürü bir şekilde küçük çocuklara aşılamaları gerekiyor. Ailede başlıyor değil mi hocam? Tabii ailede başlıyor. Şu anda zaten kültürel anlamda mesela birçok sorundan söz ediyoruz toplum içerisinde. Çevre kirliliği, bu bir sürü sorun, silahlanmalar, birçok sorundan söz edilebilir. Asayiş sorunu. Ama hepsinin gelip dayandığı nokta kültürel yozlaşma, toplumsal yozlaşma, işte dilimize yansıyan yozlaşmalar, Allah'la aramızda açılan mesafe, bunlara dayanıyor birçoğu. Evet. Dolayısıyla küçüklükten iyi bir eğitim alan bir çocuk ileride ne tür travmalar yaşarsa yaşasın mutlaka o çocukluktakine dönüş yapar. Evet. En azından hiçbir zaman o yaşantıyla karşıtlık gibi bir ilişki kurmaz. Evet. Çocukken onu akışa atmak lazım. Kesinlikle. Evet. Peki kıymetli büyüğümüz, aile çok önemlidir dedi Şeyhimiz hocamız. Neden önemlidir aile? Aile olmasa Şeyhimiz hocamız dedi toplumdaki sorunların temelinde ailedeki o yozlaşma yatıyor dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi hocam çok haklı. Aile olmazsa toplum olmaz. Evet. Devlet olmaz. Millet olmaz. Ailenin çocuğu yetiştirmesi de ailenin göstermiş olduğu, yani ailenin içerisinde neler yaşanıyorsa aslında bebeklikten başlayan o çocuğun yetişme sırasındaki bütün olay fotoğraf. Ben hep söylerim. Babayı taklit eden oğlandır. Anneyi taklit eden kızıdır. Evet. Sürekli bir şekilde onları gözlemlerler. Onların yaptıkları şeyleri yapmaya çalışırlar. Kafalarının arkasında, beyinlerinin arkasında sürekli siz onu işlersiniz. O anda göremeyebilirsiniz. Farkına varmayabilirsiniz. Ya ben buna gerçekten doğru öğretti mi, öğretmedim mi diye düşünebilirsiniz. Ama belli bir yaşa geldiği zaman tam mısırın patladığı gibi patır patır onlar patlayıp önünüze gelir. Evet. Şimdi düşünün evinde her gün sabah namaza kalkan anne baba varsa, orucunu tutan, ibadetini yapan anne baba varsa, o çocuktan bunu yapmamasını bekleyemezsiniz. Tabii ki. Hocam çok doğru söylüyor. Zaman zaman insanlar gelip yaşayabilir. Bazı şeyler olabilir. Zorluklar olabilir. Ama döner, her şey gene aslına döner. Evet. Otu çek köküne bak. Evet. Kök sağlamsa, ot da sağlam olur kardeşim. Yani çocuğun yetişmesinde ailenin önemi birinci derecede. Ondan sonra hocalarımız var, öğretmenlerimiz olsun, bir eğitim camiası olsun. Her noktada biz onlardan bir şeyler öğreniyoruz ama bizim asıl yetiştiren ebeveynlerimiz. Evet. Önümüzdeki örneklerimiz, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz.
Yani bunlarla birlikte her şey güzel. Evet. Toplum olmayı orada öğreniyorsunuz. Yardımlaşmayı orada öğreniyorsunuz. Birbirinizi sevgiyi orada öğreniyorsunuz. Sevgiyi orada öğreniyorsunuz. Sıkıntılı bir anınız olduğunda ailenizin size nasıl sahip çıktığını gördüğünüzde, o zaman demek ki normal yaşantınızda da bir probleminiz olduğunda eşinizin, dostunuzun size sahip çıkabileceğini, o güveni orada öğreniyorsunuz. Evet. Ondan dolayı aile bambaşka. Yani ailenin olmamasını düşünemezsiniz. Yani evet. Orada her şey temel, her şeyin temeli aile. Savrulmanın nedeni ailenin olmaması. Savrulmanın nedeni ailenin kopması birbirinden. Bir bağların kopması. O birbiri, ailenin içinde o birlik bağı kopmaya başladı mıydı? İşte o zaman savrulmalar büyüyor. Evet. Savrulmalar evet. Başlıyor. Peki. Yeri gelmişken sorayım kıymetli büyüğümüz. Şimdi sizin de çocuklarınız var. Bir de muhterem pederiniz, Sani babamız. Bu bağ nasıl oldu? Yani sizin çocuklarınız nasıl? Muhterem pederinizin size öğütleri nelerdi? Şimdi tabii babamızın bize en büyük öğütü dürüstlük. Evet. Babam her ilk söyledi şey, oğlum hiçbir zaman adaletten şaşmayacaksınız. Her ne olursa olsun. Dürüst olduğunuz müddetçe varlığınızı devam ettirirsiniz. İnsan olarak varlığınızı devam ettirirsiniz. Eğer şaşarsanız o zaman dünyalar sizin de olsa hiçbir kıymeti yok benim yanımda derdi. Evet. Ve eğer benim yanımda yoksa demek ki hiç kimsenin yanında yok derdi. Çünkü babanın evladının kıymetinin olmaması yanında maazallah. Yani o çok sıkıntılı bir duruma girer. Ondan dolayı babanın o şekilde baktığı bir olaya evladın ona göre hareketidir. Şimdi babam sağ olsun. Baba rızası Allah rızası yerlerde. Yani onun rızasını inşallah almışızdır. Ben i̇nşallah. Öyle diyorum. Bize çok büyük yol gösterdi. Burada i̇nşallah. Anlatmaya kalksak herhalde günler saatler olur. Ama Allah kendisinden razı olsun. Amin. Eğer şu anda bir şeyler yapabiliyorsam, kardeşlerim, abilerimle birlikte evet. bir şeyler ortaya koyabiliyorsak, bunun temelinde babamızın bize yapmış olduğu ve bize öğrettikleri yatıyor. Evet. Allah razı olsun. Milyonlarca razı olsun. Amin. Evet. Antep için de Allah razı olsun. Özellikle sizin için Antep için de Allah razı olsun. Sağ olun. Eyvallah. Peki çocuklarınız nasıl? Valla çocuklarım şöyle. Ben babamın gördüklerimi çocuklarıma aktarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet. Onlar da razı olsunlar. Yani şu ana kadar ellerinden geleni yapıyorlar. Var güçleriyle çalışıyorlar. Evet. Büyük oğlum şu anda Bursa'da amcasıyla beraber çalışıyor. Artık oraya yerleşti. Orada görev yapıyor. Bizde kuraldır. Aileden gelen, yeni gelen nesil genç babasının yanında değil bir amcasının yanında yetişir ki daha iyi yetişebilsin. Olayları daha objektif görebilsin diye. Çünkü babadır. Zaman zaman yüreği bazı şeyleri şey yapabilir, kırılabilir diye. Ondan dolayı babayla oğlanı karşı karşıya, çünkü işte yeri gelir kavga edersiniz. Tabii. Çünkü iş en önemlisidir. Çünkü sorumlu olduğumuz 14 bin insan var. Biz evet. hata yaptığımız zaman onların ekmeğiyle oynuyoruz. Bundan evet. dolayı, bu sorumluluktan dolayı da mümkün olduğu kadar karşılıklı anlayış çerçevesinde götürmek gerekiyor. Öbür iki oğlum da
İşte bir tanesi evlendi, Allah razı olsun kendisinden. O da Gaziantep'te görev yapıyor. O da diğer amcasıyla birlikte çalışıyor. Üçüncü de Allah kısmet ederse, şu pandemi biraz düzelirse onun da nişanlayacağız. İnşallah. İnşallah. Sözünü aldık. İnşallah nişanını da Allah'ın izniyle yerine getiririz. O da şu anda yeni holdingin komple yapılanmasıyla ilgili bilgisayar sistemlerimizi olduğu gibi yeniliyoruz. Onların programlarında görev aldı. Orada çalışmalarına başladı. Çünkü işe gelen alttan başlayıp yukarıya doğru gelir. Evet. O da şu anda mühendis olaraktan orada görev yapıyor. İnşallah o da zamanı geldiğinde üst düzey görevlere gelecekler. İnşallah efendim. Allah selamet versin, güç kuvvet versin inşallah. Amin, amin. Peki kıymetli hocam, İslam'da aile mevzu Peygamber Efendimiz Risalet Pena Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ehli beytinden başlamak üzere hep takdis ettiği, çok önemli gördüğü bir mevzu. İslam'da aile neden önemlidir hocam? Adil Bey'in laflarının üstüne. Şimdi ona başlamadan hemen ben de bir iki kelam edeyim. Bir vefa borcu olarak tabii ki. Çünkü fakültemizin binasını yaptırdınız. Onun için teşekkür ediyoruz. Bir de bir günün sloganı olsun. Fakültemize girerken bir sözü var Sani Konukoğlu'nun, değerli büyüğümüzün, pederinizin. Allah rahmet eylesin, amin. Mekanı cennet olsun, amin. İnşallah. İşin hilesi dürüstlüktür. Evet. Fakülteye her girdiğimizde biz görürüz onu. Bütün talebelerimiz görür. O kadar önemli ki bazen çok basit görünebiliyor ama belki İslam'ı bütünüyle sıksanız bu çıkacaktır. Çok çok önemli. Ailenin temeli de buna dayanıyor. Her şeyin gelip dayandığı yer dürüstlük aslında. Emrolunduğun gibi dost. Elbette, olur. Elbette. Şimdi bir gün Peygamberimizin yanına, yani aileyle de direkt bağlantılı, bütün insanlıkla, insanla ve imanla ilişkili bir konu. Peygamberimize bir gün bir sahabi geliyor, diyor ki ya Resulallah, bana öyle bir şey söyle ki İslam'la ilgili, bundan sonra kimseye bir şey sormayayım. Evet. Yani veciz bir şey istiyor, hap gibi bir şey istiyor. Allah'a inandım de, sonra dost doğru ol diyor. Evet. Bitti. Bu kadar. Şimdi Hud suresi var, az önce ifade ettiğiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bu sure beni yaşlandırdı diyor. Hud suresi beni yaşlandırdı. O da şu cümleden dolayı, emrolunduğun gibi dost doğru ol diyor. Evet. Bunu düşünmek, yani demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o kadar büyük bir etki yaratmış ki, etki oluşturmuş ki, beni yaşlandırdı diyor, evet, o ifade, evet, için. Ve şuna geliyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا اَمَنَّا ثُمَّ اسْتَقَامُوا. O kimseler ki iman ettik derler, sonra da dost doğru olurlar. Evet. Dost doğru olmanın dindeki yeri ne o zaman? Dost doğru olmanın dindeki yeri dinin yarısıdır. Burada aynen bu şekilde tanımlanıyor. İman etmek, inanç ve sosyal bireysel hayatta da dost doğru olmak. Dinin yarısı. Bu kadar, evet, önemseniyor. Şimdi biz çoğunlukla gerçekten birçok şeyi yanlış anlıyoruz. Din dediğimiz olguyu, imanı, inancı bazen yanlış anlayabiliyoruz. Bazen dini sadece namazdan, oruçtan, hacdan ibaret gibi zannedebiliyoruz. Bunlar değil, bunlara ek olarak aslında bunların tamamının amacı insanı toplumda dost doğru kılmak, Allah'a karşı dost doğru olmak, çevreye karşı dost doğru kılmaktır. Amaçları bunlar. Dolayısıyla bundan uzaklaşmamamız gerekiyor. Mesela ben çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Düzenli namaz kılan bir insan, namaz kılmadığında bir namazını kaçırdı. Rahatsız olur mu? Çok rahatsız olur, öyle değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Ama yalan söylediğimde çok rahatsız olmuyorum. Çünkü çok yalan söyleniyor değil mi? Öyle değil mi? Veya zulmettiğimde aynı rahatsızlığı hissetmiyorum bir Müslüman olarak. Haksızlık yaptığımda aynı rahatsızlığı hissetmiyorum. Gıybet ettiğimde, dedikodu yaptığımda aynı rahatsızlığı hissetmiyorum. Oysa ki hepsi aynı. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın diyor, aynı zamanda doğru konuşun diyor.
Evet. Allah'ın emri ikisi de. Ha, dolayısıyla şu noktaya geliyoruz. Demek ki din algımızda bir sorun var. Bizim dinden anlamamız gereken, bu Ramazan günü özellikle belki odaklanmamız gereken şey, din dediğimiz şey bir bütün olarak hayatımızı Allah'ın çizdiği sınırlar dahilinde yaşamak olmalıdır. Bir taraftan namaz kılıyor olup ondan sonra o namazdan elde ettiğim sevapla da yanlışlarımı telafi etmeye çalışma diye bir mantık dinde yoktur. Evet. Böyle bir şey yok. Kıymetli hocam, ibadetin asıl keyfiyeti pratik hayatta karşılık bulması mıdır? Kesinlikle. Ben daha ileri bir ifade söyleyeyim. Salt ahiret amaçlı hiçbir ibadet yoktur. Evet. Bütün ibadetlerin birincil amacı dünyadır. Evet, insan odaklı. Evet. Ahiret sonuçtur sadece. Bütün ibadetlerin amacı insanı Allah'a karşı, diğer insanlara karşı, topluma evet. ve çevreye karşı daha sorumlu bir insan haline getirmek, daha iyi bir kul haline getirmektir. Ama biz farzları, yani namaz, oruç gibi farzları yerine getirdiğimiz zaman işimizin bittiğini zannediyoruz. Zaten toplumda ahlaki anlamda bu kadar çöküntü yaşanmasının asıl sebeplerinden bir tanesi de budur. Modern dünya. Bizim dine bakış açımızdır. Ve aile noktasına da gelirsek yine aynı şekilde bakmamız gerekiyor. Şimdi dürüst olduğumuz zaman birbirimize aile içerisinde baba, oğul, kız, anne, dede, işte torun, bunların hepsi, herkes birbirine karşı dürüst olursa, evet. değişmiyor. Yani bir şirketteki işte yöneticinin elemanlarına karşı dürüst olması, o çalışanların tamamının o yöneticiye ve şirkete karşı dürüst olması, evet. işini iyi yapması, aile içerisinde bu bireylerin birbirine karşı dürüst olması, bunu sağlayabilirsek toplumda gerçekten çok çok büyük değişimler kesinlikle kendiliğinden zaten oluşacaktır. Dolayısıyla biraz sanki dinin amacını farklı yerlere oturtmaya çalışıyoruz ve yanlış yapıyoruz. Evet. Din, şunu unutmamamız gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hira mağarasına girdi vahiy gelmeden önce. Orada düzenli olarak gidip yoğunlaşıyordu. Ama vahiy geldikten sonra bir daha o mağaraya gitmedi. Sürekli toplumun içerisinde, sürekli toplumun sorunlarıyla yüzleşerek, sürekli onlara çözüm üreterek ve toplumu dönüştürmeye, çalışmaya odaklanarak bir hayat tarzını seçti. Evet. Dolayısıyla bir şekilde yoğunlaşıp namaz kılmak, yoğunlaşıp oruç tutmak yetmiyor. Bunlar birincil şart mı? Evet. Bunlarsız olur mu? Hayır. Ama yetmiyor. Hiçbir şekilde yeterli değil. Evet. Peki. Şeyhimiz hocam satır arasında yeni nesil gençliğin çöküşünden bahsetti. Din algısı değişti, din frekansı değişti. Yeni nesil gençlikle alakalı ne düşünüyorsunuz efendim? Valla şimdi yeni nesil gençlik artık sorguluyor. Bir konuyu detaylı incelemeden bir hakkında karar vermiyor. Şimdi olayı Türkiye'nin, ülkenin geleceği olarak gençlere bakış açımıza baktığımız zaman ben gençlere güveniyorum. Yani bundan sonraki yaşam içerisinde, bundan sonraki dönemler içerisinde bu ülkeyi çok daha farklı yerlere götürecekler. O bir gerçek. Teknolojik olarak, diğer konularda da. Fakat yeni gençlikteki biraz şu andaki bizi tereddüte düşüren konu, bazı bizim inandığımız fikirlerin ve inandığımız şeylerin zayıflaması yönünde bir erozyona uğrar gibi bir durum görüne karşı karşıyayız. Evet. Hocam çok iyi yorumladı. Yani gene dönüp dolaşıp aileye geleceğiz. O kadar hengamenin içerisinde artık çocuklar yetişmeye başladılar ki ailenin değil evdeki gelen yardımcı arkadaşımızın
öğretileriyle büyümeye başladılar. Bu biraz burada bir sıkıntımız var. Evet. Bayanların çalışması lazım kesin. Yani o konuda hiçbir tereddütüm yok. Fakat bu çalışmayı öyle bir seçmeliyiz ki aynı zamanda çocuklarımızın da eğitimi için onları daha iyi yetiştirebilmek için gün içerisinde zaman ayırabilmeliler. Nesli ihmal etmemeli. Nesli ihlal etmeden. Çünkü yaşam şartlarımız kolay değil. Şu anda evden bir kişinin çalışıp 5 kişilik bir aileyi geçirmesi çok zor. Evet, evet. Mutlaka ailenin içerisinde 2 kişinin çalışması gerekiyor. Zaman zaman 3 kişinin çalışması gerekiyor. Bundan dolayıdır ki o zaman gençlerimizde çocuklarımıza ayıracağımız zamanı nasıl ayarlayacağız? Bu da işte bizim eve geldikten sonra gerek uykumuzdan fedakarlık edip, gerek çocuklarımızın uykusundan fedakarlık edip, en az onlarla günde 1-1,5 saat karşılıklı sohbet, ister sohbet ederek, yaşına göre çocuk var, oturursunuz sohbet etmeniz gerekir. 8-10 yaşına gelmiştir, bazı şeyler konuşursunuz ama bebedir, onunla oynamanız gerekir. Ailenin ahlakını onlara aktarmanın yolu, başında da söylediğimiz gibi, sizinle birlikte olan onlara öğreteceklerinizdir. Biz bunları, ya tamam ben işime bak odaklanayım, baba da aynı şey yapacak, yalnızca hanımefendiye olayı yüklemeyelim, baba da zamanını ayıracak. Çocuğuna herkes, baba da anne de mutlaka zaman ayırmak zorunda. Biz zaman ayırmayalım, çocuğumuzu da işte şu arkadaşımıza teslim edelim, yemeğini yedirsin, sütünü içirsin veya kendisini rahat ettirsin, mesele yok dediğimiz andan itibaren işte o çocukları ileride kaybetmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan dolayı biraz beni gençlik ürkütüyor ama biz gençlere güvenimizi hiçbir zaman sarsmamalıyız. Evet. Çünkü geçmişte dönüp baktığımız zaman bizim dönemimizde olanlarla şimdiki nesil arasında da çok büyük farklılıklar var. Şu anda yaşam koşulları daha zor. İnsanlar gerek televizyonda gördükleri, gerekse internette gördükleri birçok şeyi arzu etmeye başladılar. Ve bunları da rahatlıkla araştırıp görebiliyorlar. Ve bunlara ulaşmak için de hızlı köşeyi dönme diyoruz biz onunla da. Hızlı köşeyi dönmek gibi bir düşüncenin içerisine kapılıyorlar ki işte tehlikeli olan bu. Evet. Her şeyin kararı güzeldir. Kararında olanı güzeldir. Evet. Fazlası da zarar verir. Adam. Kolaydan olanı değil. Çalışa kolaydan çalışa. Olay değil. Alın teriyle elde edilenin evet. Kıymeti ve bereketi evet. O gördüklerinizin hiçbirinde olmaz. Kesinlikle. Onlar sel suyudur. Gelir geçer ama geçtikten sonra yıkar giderler. Önemli olan az olsun az olsun. Pınar suyu olsun. Günde bir bardak içelim. Ama her geldiğimizde o pınardan, o temiz sudan bir bardağımızı alırız. Helaliyle içelim. Helalinen içelim. Bütün mesele burada. Peki. Bu dürüst olmanın ilkeleri belli. Bir tek karşısına yalan söylemek değil. İşinizde de dürüst olacaksınız. Tartınızda dürüst olacaksınız. Ölçünüzde dürüst olacaksınız. İşte zaten bunları yapmaya başladığınız zaman
O diğer karışık işlerin hiçbiri sizin önünüze gelmez, onlara dönüp bakmazsınız. Evet, evet. Yani ben gençlerin çok daha bizlerden başarılı olacaklarını, iş hayatında bizlerden daha başarılı olacaklarını, ekonomik olarak da bu ülkeyi çok daha farklı yerlere getireceklerine kesinlikle inanıyorum. Hiç orada tereddütüm yok. Ve hiçbir zaman gençlerden güvenimi yitirmedim. Ve inşallah da yitirmeyiz. İnşallah efendim. Peki. Şeyhimiz hocam, peki bu modern dünyanın bombardımanına karşı gençliği nasıl eğitmemiz icap ediyor? Az önce mesela bütün hareketler, devrimsel hareketler gençlerin etrafında toplanmış. En başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı yayma çabasında etrafında hep gençler var. Mesela işte toplumsal hareketlerde Fransız İhtilali'nden bahsediyoruz. Fransız İhtilali gençlerin elinde yükseliyor. Kendi Türk genciyle, milletimizin gençleriyle alakalı nasıl bir çalışma yapmamız lazım hocam? Ne dersiniz? Şimdi bunun sihirli bir formülü yok. Bir cümle söyleyeceğiz ve o yapıldığında olacak, böyle mümkün bir şey yok. Evet. Kim söylerse söylesin. Kolay iş değil. İnsan yetiştirmek kolay bir şey değil. Gerçekten değil. Evet. Yani şu formülü uygulayın, bir şekilde işte toplum kurtulur. Böyle bir formül yoktur. Bu çok ciddi bir emek istiyor. Çok ciddi bir uğraş gerektiriyor. İnsana o bilinci vermek gerçekten çok zor. Dolayısıyla bu zora talip olup eğitim sürecini bir şekilde dikkatli bir şekilde oluşturup toplumu dönüştürmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf etmemiz gerekiyor. Burada da hem dini değerlendirmemizi korumamız gerekiyor, hem kültürümüzü korumamız gerekiyor. Çünkü çok, ifade ettiğiniz gibi, çok yoğun bir bombardıman var. Şu anda genç, hele biraz da dil falan biliyorsa, dünyanın her tarafı, sınırı yok. Her tarafıyla iletişim kurabiliyor. Her evet. tarafındaki her şeyi duyabiliyor. Engel olamazsınız. Yani sınırları kapatıp bir şekilde aman gözlerini kapat, böyle bir şeyin de anlamı yok. Anlamsız. Bir şekilde çok güzel ifade ettiniz gerçekten Sayın Başkanım. Bu gençler çok zeki, çok akıllı, çok hareketli. Çok şey bekliyoruz onlardan ama bir şekilde bizim de üzerimize düşen sorumluluğu mutlaka yapmamız gerekiyor, yerine getirmemiz gerekiyor. En azından bizim değerlerin farkında olmalarını sağlamamız gerekiyor hiç değilse. Diğer değerlerle, diğer olumsuzluklarla karşılaştıklarında selin akıp götürdüğü gibi gitmesin bizim değerler, dini değerlendirmemiz, kültürel değerlerimiz, toplumsal değerlerimiz. Dolayısıyla bunu bir şekilde sürekli ama sürekli aşılamamız gerekiyor. Şimdi dine bakışımızın da onun için az önce ifade ettiğim gibi değişmesi gerekiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet çok çarpıcı. Diyor ki ölüm gelinceye kadar Allah'a ibadet et diyor. Ölüm evet. gelinceye kadar, yani ölüm anına kadar Allah'a ibadet edeceksin. Yine başka bir ayet diyor ki namazı bitirdiğinde Allah'ı an diyor. Allah'ı anmak ne demek? Yani sürekli Allah 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 demek değildir sadece. Allah'ı anmak, ticaretinde doğru olmak, dürüst olmak, zulmetmemek, haksızlık yapmamak, işini iyi bir şekilde yapmak, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olmak. Yani her ne iş üzere olursam olayım, Allah'ın beni görüp gözettiğinin farkında olmaktır Allah'ı anmak. Budur. Allah'ı sürekli hatırda tutmak demektir. Evet. Bizim bu bilinci yüklememiz gerekiyor. Bunu başarabilirsek emin olun ki çok daha büyük açılımlar kesinlikle meydana gelecektir. Evet. Peki hocam, siz gençlerle çok temas halindesiniz. Akademisyen olmanız hasebiyle, üniversitede olmanız hasebiyle. Gençlikten ümit var mısınız hocam? Elbette. Aynı soruyu soruyorum. Elbette. Bizim dinimiz, Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim ümitsiz olmayı hiçbir şekilde istemez bizden. Böyle evet. bir şey yok. Dinde böyle bir şey yok. Ümit var olmak durumundayız. En kötü durumda olsak bile yine ümit var olmak durumundayız. Çünkü insanı yaşatan ana unsur ümittir. Ümit evet. bittiğinde insan psikolojikmen de çöker zaten. Biter. Toplum da biter, birey de biter. Evet. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Evet. Olumsuzluklar tarih boyunca olmuştur. Hazreti
Adem'in iki çocuğu Habil ile Kabil kardeş değil mi bunlar? Olumsuzluk orada başlamadı mı? Tabii. Ve sürekli tarih boyunca ve her yerde olumsuzluk olmadı mı? Bundan sonra da olmayacak mı? Her zaman olacaktır. Evet. Önemli olan bu olumsuzluklar neden oluyor diye oturup ümitsizliğe düşmek değil. Olumsuzlukları değiştirmeye benim ne tür bir katkım oldu? Ben kıyamet günü Allah bana şöyle bir soru sormayacaktır. Neden Türkiye'yi, neden İslam alemini, neden dünyayı, neden Amerika'yı kurtarmadın? Öyle değil mi? Böyle bir sorunun muhatabı ben değilim. Benim muhatap olduğum soru şu. Elimin uzanabildiği kadarıyla sorumluluklarımı yerine getirdim mi, getirmedim mi? Evet. Ama biz çoğunlukla toplum olarak şuna alışığız. Elimin uzanabildiği kadarıyla ki alanı düzeltmek yerine hep daha büyük sorunlarla meşgul oluyoruz. Türkiye siyaseti, dünya siyaseti, bilmem ne. Köyün kahvesine gidin yine bütün işte diyelim ki siyasi yapının tamamı orada mevcut. Günlük konuşmaların içerisinde. Evet. Bu doğru bir şey değil. Herkes işini iyi yapmalı. Evet. Siyasetçi işini iyi yapmalı. Ben işimi iyi yapmalıyım. Başkası işini iyi yapmalı. Bu şekilde toplum kurtulur. Vatanını en çok seven, elbette, işini en iyi yapandır. Çok güzel. Dolayısıyla biz bu şekilde bakarsak ancak gençliğe mesaj verebiliriz. Evet. Bir de biz bazen yapmadığımız şeyi gençlerden bekliyoruz. Ben iyi bir örneklik etmeden gençten diyorum ki ya gençlik çok bozuk. Bugünün gençliği çok kötü ve buna bir hakkım yok. Ben iyi durumda değilim ki ondan çok şey bekliyorum. Benim her şeyden önce örneklik etmem gerekiyor. Evet. Ama bize nasihat etmek çok daha fazla hoşumuza gidiyor. Evet. İyi insan olmak zor. Nasihat etmek kolay. Biz kolay olanı tercih ediyoruz her zaman. Evet. Ve iyi insan olmayı hep başkasından bekliyoruz. İyi insan olmayı denemiyoruz ki. Ben iyi bir insan mıyım ya? Ben hep şundan, şundan, şundan. Şimdi gün içerisinde değerlendirin. Kaç insanla karşılaştım gün içerisinde? Şu insan kötüydü, bu insan kötüydü, şunun şu yanlışı vardı, bunun bu yanlışı vardı. Ama bir de onların benim hakkımda düşündüğü öyle değil mi? Tabii, tabii. Dolayısıyla toplumda kusurlara odaklanmak yerine bardağın boş tarafı dolu tarafı derler ya, kusurlara odaklanmak yerine olumlu taraflara odaklanıp olumlulukları arttırmak için çaba sarf etmek durumundayız. Evet, evet, kesinlikle. Kıymetli hocam, hocamın sözleri üzerine şimdi ümit var olmak lazım. Belki bu süreçte en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi. Zorlu bir süreç. Hazreti Adem'den bugüne kadar ifade buyurdukları gibi hocamızın, zorluklar hep var, sıkıntılar hep var. Ama o sıkıntıdayken bile kuyunun üstünü görebilmek, ümidini taşımak icap ediyor. Biraz sizin açınızdan buraya bakmak istiyorum efendim. Sanko olarak bu pandemi sürecinde işçi hassasiyetiniz, bu süreci atlatma durumunuz nasıldı, stratejiniz nasıldı? Ne dersiniz? Şimdi tabii biz elimizden geldiği kadar ve ben özellikle burada altını çizerek söylüyorum. Gaziantep'teki bütün sanayicilere teşekkür ederiz. Bütün ihracatçılara teşekkür ederiz. Çünkü bu dönemde biliyor musunuz 2019'un Aralık'la 2020 Aralık arasında Gaziantep'te evet. 60 bin kişi ilave iş sahibi olmuş. Evet. Dünyanın her tarafında, Türkiye'nin her tarafında işsizlik artarken Gaziantep'te sanayicilerimizin yapmış olduğu yatırımlarla buradaki bütün ihracatçıların yapmış olduğu çalışmalarla ilave sigortalı işçi sayısını artırabilmiştik. Ama normal olarak esnafımızın da durumu kötü yani bunu da bilmemiz lazım. Küçük evet. esnafımızın da inşallah onların da bir an önce işlerinin düzelmesi için elimizden geldiği kadar çaba göstereceğiz. Şimdi biz neler yaptık? Biz bir kere pandemi kuralları içerisinde yapılabilecek her türlü tedbiri aldık. Bu ayrı bir şey. Evet. Ama ilk etapta bütün çalışan arkadaşlarımıza hiçbir şey olmadan, karşılık beklemeden bir miktar takviye çıktık. Herkese? Herkese eşit. Belli bir rakam koyduk. 14 bin çalışan arkadaşımızın 14 binine de aynı rakamı hemen birinci haftanın içerisinde
hesaplarına geçirdik. O dönemi rahat geçirebilsinler diye. Onda da bir kapanma dönemi yaşadık çünkü her tarafta bir panik oluştu. Bazı gıda maddeleri yardımlarımızı yaptı. Her sene Ramazan'da yaptığımızın dışında ilave işlemler yaptık. Böyle bir süreç geçirdik. Evet. Arkasından da o dönem, şimdi işte dedim ya, aileleriyle birlikte yemek yeriz, otururuz, sohbet ederiz, tatlımızı beraber yeriz. Güzel bir akşam geçirdik. Bunu yapamayacak. Allah'ın verdiği buruklukten da ne yapalım dedik. O zaman herkese bir çek verdik. Yanında da bir kutu baklava ikram ettik. Dedik ki sizinle birlikte katılamıyoruz, özür dileriz ama bu çekin karşılığında siz bir alışveriş edin. Evet. Evinizde, çocuklarınızla birlikte güzel bir iftar açın diye ilaveten onlara bir ikramda bulunduk. Yanında da her yemeğimizde bizim tatlımız oluyordu. Bununla, bir kutu baklavayla da ağzınızı tatlandıran dedik. Böyle bir çalışma yaptık. Diğer konularda da elimizden geldiği kadar hem müşterilerimize hem de mesai arkadaşlarımızı tutmaya çalıştık. Bizimle birlikte kalmalarını sağlamaya çalıştık. Kendi arzusunun dışında hiç kimsenin iş haddinin feshedilmemesi için elimizden gelen çabayı gösterdik. Çok şükür. Şu anda da biz kadroda artış var, eksilme yok. Çok şükür. Allah'ın kerabinle şükür. Peki soruları geçelim. İzleyicilerimizden gelen çok sorular var. İftarımıza da bir miktar süre kaldı. Dün şifreli kelimeyi çözen akıllı saat kazanan izleyicimiz Ali Candur, VR gözlük kazanan izleyicimiz Adem Çamruk, Adnan Öz, kitap kazanan izleyicilerimiz Saliha Keskin, Zeynep Yılmaz ve Eda Nur Gül. Dünkü şifreli kelimemiz tefekkürdü. Bugün de ödüllerimiz olacak arkadaşlar. Şifreli kelimeyi çözüp bize ulaştırabilirsiniz. Evet, Oğuzhan Şahan adlı izleyicimiz. Gaziantep'te çok hayırsever bir aile konuk oldu. Babam 1980'lerde güvenlik olarak çalıştı. Siyasi olaylardan dolayı Suudi Arabistan'a gitti. Sani Konukoğlu hacca gittiğinde babamı çalıştığı şirketi bulup beraber hac yapmışlar. Çok vefalı bir aile. Büyük patron olacaksın. Suudi Arabistan'da bir işini bulacaksın. Onunla beraber hac yapacaksın. Sani Bey'e ve babama Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Oğuzhan kardeşimize sağ olun. Bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soru arkadaşlar. Salih Tiryaki, hayırseverlik çok önemli. Nihayetinde malikül mülk olan Allah. Konuk olarak hayırseverliğine diyecek sözümüz yok maşallah. Gaziantep'imiz için büyük bir şans. Program içerisinde demiştik. Allah kabul etsin. Sağ olun efendim. Bu nitelikli yayın için de emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gönül isterdi ki bu programı Antep televizyonundan izleyelim. Urfa'nın, Osmaniye'nin, Maraş'ın TV'si var ama Gaziantep'in yok demiş Salih Bey. Böyle bir yorumda bulunmuş. Teşekkür ederiz efendim. Salih Bey'e. Kader Eniç, hocam aile bağları ile ilgili dinimizin emrettiği hususlar var ama modern dünya aile kurumunu yedi bitirdi. Bunun için ne dersiniz demiş. Az önceki soruma benzer bir soru sormuş Sayın Hocam. Kader Hanım ne dersiniz? İfade ettik aslında. Kısmen ifade ettik. Evet. Bir şekilde aileyi tahrip eden birçok şey, özellikle yurt dışından, farklı kültürlerden, farklı bölgelerden birçok şey tahrip ediyor tabii. Evet. İnternet, basın, yayın. Ben şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Mesela televizyon dizileri çok ciddi anlamda bazen aileyi tahrip eden bir yapıya bürünebiliyor. Dolayısıyla benim acizane buradan ifade etmiş olayım. Evet hocam. Bu televizyon dizilerinin mutlaka bir psikolog, pedagog, hatta bazen bir ilahiyatçının da içinde olacağı veya farklı kesimlerin olacağı bir komisyon tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Mesela şiddetten çok fazla şikayet ediyoruz. Ama şiddet sonuna kadar bu dizilerin içerisinde mevcut. Veya aileden söz ediyoruz ama aileyi tahrip eden birçok görüntüyle bu dizilerde karşılaşabiliyoruz. Maalesef. Bu kendi bizim yerel televizyonlarımız, yani Türkiye'ye ait, ulusumuza ait televizyon kanallarımız. Bir şekilde kendimizden önce başlamalıyız ve bu ıslahı yapmaya çalışmalıyız. Yoksa kültürel anlamda bizi
yok edecek veya zarar verecek birçok şeyle zaten karşı karşıyayız kesinlikle. Gün içerisinde her taraftan bombardıman var. Kesinlikle. Ama en azından elimizden geldiği kadarıyla bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla işte ilahiyat fakültelerimiz var, müftülüklerimiz var, çeşitli STK'larımız var. Hepsi el ele vererek bir şekilde böyle bir çaba içerisinde olmalıyız. Aile kurumunu korumak için bir seferberlik başlatmalıyız. Yine bir kutsi hadiste deniliyor ya, yani peygamberimizin en çok buğz ettiği, en çok hoşlanmadığı şey... Hayır. Evet, boşanmak. Boşanmak, talak. Hoşlanmıyor, tamam helal bir şey demiyoruz ama hiçbir şekilde Allah'ın hoşlanmadığı bir durumdur. Eskiden boşanmak diye bir şey yoktu. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Çok 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 nadirattan bir şeydi. Evlendi mi bitti artık, yani bir şekilde bu evlilik devam edecek diye bakılırdı. Evet. Ama günümüzde bakıyorsunuz ufacık aslında bir ceviz kabuğunu doldurmayacak sorunlar yüzünden insanlar ayrışabiliyor. Dolayısıyla eski değerlerimizi tekrar canlandırmamız gerekiyor. Televizyonlar belki bunun için çok ciddi bir araç. Kesinlikle. Bunları bir şekilde kullanmamız medya, gerekiyor. Sosyal medya, yeni medya düzeni. Evet. Ve eskisi gibi işte kalkıp vaaz edeyim bir saat dinlesinler karşımda, böyle bir şey yok. Böyle bir dünya kalmadı artık maalesef. Kesinlikle. 3 dakikalık, 5 dakikalık, 1 dakikalık mesajlarla bizim bu gençlere bir şekilde ulaşmamız kesinlikle belki zorunlu. Belki de teker teker ulaşmamız kesinlikle lazım hocam. Evet. Kesinlikle. Peki. Allah razı olsun. Kardeşimize de sorusu için teşekkür ederiz. Selin Şahin hanımefendi, Adil Bey bize iş hayatında babası ve abileriyle beraber yaşadığı, unutamadığı bir anısını anlatabilir mi? Bu arada yanınız çok güzel, teşekkürler demiş. Sağ olun Selin Hanım. Ne dersiniz efendim? Şimdi tabii daha önce de bir başka bir programda anlattım. Evet. Benim iş hayatımdan çok ilk çocukluğumdaki bana verilen bir görevle ilgili bir çok güzel bir anım var rahmetli babamla. Şimdi normal olaraktan yazın günü talebelerimiz sırasında işletmede çalışıyoruz. İşletmeden geldim. Cumartesi günüydü. Öğlene kadar bir çalışma. Cumartesi günü babamın bürosuna geldim. O zaman rahmetli babamla birlikte bizim elektrik motorlarımızı yapan Ali Küçükparmak, Allah kanı rahmet edesin. İkisi bir hem dostuydu babamın, hem de bizim bütün elektrik işlerimiz, tamiratlarını yaparlardı. Evet. Birlikte oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Ben de sohbete katıldım. Babam bir ara döndü, kasanın anahtarını verdi bana. Daha 12-13 yaşındayım. Yani kasanın anahtarını ilk defa alıyorum elime. Oğlum dedi, alamcayın faturasını öde dedi. Tabii o hevesten ben aldım, kasayı açtım. Alamcanın faturasını açtım, baktım rakama. 37.500 lira mı, 7.5 lira mıydı? Böyle bir rakam, o zaman evet. Rakamı. Parayı saydım, getirdim, 2.5 lirasını kestim. Evet. 2.5 lirasını kestim. Söylerken de dedim ki, alamca 37.5 lira, ben 35 lira ödüyorum diye verdim para. Yapan sen misin? 2,5 lira kesen sen misin? Ben babamdan aferin beklerken babam bana bir fırça attı. Hocam öyle bir kızdı bana ki, dedi ki hayatında bir daha bu anahtarı görmeyeceksin dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Çabuk dedi o 2,5 lirayı yerine koy. Ya bir taraftan ağlıyorum. Öngür öngür ağlıyorum. Resmen ağlıyorum ya. Bir taraftan elim ayağım birbirine dolaştı. Parayı 2,5 lirayı toparlayamıyorum. Ya o kadar böyle bir şeyin içerisine girdim. Neyse aldık 2,5 lirayı. Alamca diyor ki ben almam. Babam diyor ki alacaksın. O diyor almam. Neyse biz zorla alamcaya 2,5 lirayı verdik. Alamca gitti. Evet. Ben tabii babamdan ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ne yapacağımı şaşırdım. Dışarı çıksam olmayacak. Dedi geç otur bakayım şuraya. Karşısına aldı beni. Bir daha dedi. Ettiğin pazarlığın üzerine
pazarlık ettiğini duyarsam, görürsem seni işletmeden dışına çıkarttırmam dedi. Asla dedi pazarlığın üstüne pazarlık edilmez. Hele hele dedi, adamcağızdan dedi, pazarlık etmişsiniz, işi yaptırmışsınız, getirmiş potrasını ödüyorsunuz. Sen nereden biliyorsun dedi, o 2,5 lira kestiği zaman dedi, onun zarar etmeyeceğini. Evet. Önce dedi pazarlık edeceksiniz. Pazarlık helal oğlum dedi. Bir insan oturursunuz sonuna kadar, kuruşu kuruşuna, boğazını sıkarak da onunla pazarlık edersiniz. Razıysa o malı size o fiyattan satar. Amma ve lakin ödemesine geldiği zaman hem gününde hem de kuruşu kuruşuna ödemekle zorunlusunuz. Bozuğunuz yoksa üstü kalsın deyin. Fazlasın üstü kalsın deyin. Ama asla ve asla bir daha onun altından o faturadan bir şey kesilmeyecek. Bunu senin görmeyecek. O benim iş hayatımın en önemli noktalarından biridir. Evet. İşte dönüp dolaşıp doğru olmanın, evet, verilen sözüne getirmenin noktasına geliyoruz. Evet. Çok büyük bir hayat dersi gerçekten. Evet. Ben Selin Hanım kızımıza ancak veya benden büyükse de kardeşime bu hatırayı anlatmış oldum. Peki. Bir diğer soru. Yeriniz çok nitelikli, çok kaliteli, tebrik ederiz. Adil Bey'e işçilere olan yaklaşımından dolayı teşekkür ederiz. İşsizliğe karşı Sanko bünyesinde eğitim verip sonra istihdam etme gibi bir yol var mı? Varsa bu eğitimi nasıl alabiliriz demiş Dilara İkinci. Şimdi tabii ben bu arkadaşımıza öncelikle şunu söyleyeyim. Sanko olaraktan biz kendi içimizde eğitimlerimizi yapıyoruz ama esas bu konuda organize sanayi bölgesinde sanayi odamızın açmış olduğu bir eğitim merkezi var. Çünkü biz ancak kendi alabileceğimiz arkadaşlar kadar çalışma yapabiliyoruz. Ama orada istediğiniz her sektörde size eğitim veriyorlar. Bu eğitimler aşağı yukarı 1 ay ile 3 ay arasında ve kesinlikle sizi de her iş yerlerine yerleştiriyorlar. Bu konuda Gaziantep Sanayi Odası'nın hem web sitesinden hem de direktman Gaziantep Sanayi Odası'na müracaat ederekten çalışma yapabilirsiniz. Bu eğitimlere katılabilirsiniz. Peki. Hatice Tutar, Yurttaş Kane diye bir film var. Filme göre Kane basın imparatorluğu sahibi bir adam. Ama vefat ederken çocukluğundaki kızağı sayıklıyor. Acaba çocuklukta veya gençlikte Adil Bey'in içinde ukde kalan bir şey var mı? Demiş Hatice kardeşimiz. Ne dersiniz efendim? Zor vallahi, bir soru sanki değil mi? Şimdi Hatice kardeşime ben şunu söyleyeyim. Yani her çocuğun hayali vardır. Evet. Çocukluk, içimizdeki çocukluğu da Allah hiçbir zaman eksik etme. Amin. Bir hayalinize ulaştığınızda bir başka hayal kuruyorsunuz. Birine ulaşıyorsunuz, bir başkasını kuruyorsunuz. Tabii benim en çok çocukluğumda hayal ettiğim konuya gelirse de ben otomobil yarışçısı olmak. Ama bu hayalimi gerçekleştiremedim. Ferrari pilotu. Ferrari pilotu değil o zaman bizim zamanımızda falan ne gezer. Bizim tek amacımız Anadolu Bursa'da Renault ile o zaman Renault'la Tofaş var, başka bir şey yok. Hacı Murat var. Onların yarışmaları olurdu. Evet. Offroad yarışmaları olurdu. Gazetelerden onları takip ederdim. Onlara katılmak için çok çaba gösterdim. Ama ehliyetim olmadığı için o zaman, imkanlar da böyle olmadığı için katılamadım. Evet, peki. Hatice kardeşimize cevap böyle gelsin. Saliha Demir, TV programından farksız bir program. Teşekkür ederim Gebebe Dekur. Şeyhimiz hocamın Kur'an'ın yeniden yorumlanması diye bir eseri var. Hocam Kur'an'ı yeniden yorumlama neden ihtiyacımız var? Yeniden yorumlarken nelere dikkat edeceğiz demiş. Şimdi bu çalışma
uzun yıllardır yazdığım bir çalışma, epey baskısı da oldu. Buradaki amaç Kur'an yeniden yorumlanmalı. Eski yorumların tamamı boş, böyle bir şey içermiyor kesinlikle. Hedefi evet. Değil bu çalışmanın. Batıdaki gelişmelerin, son 400 yılda batıdaki meydana gelen gelişmelerin İslam dünyasına nasıl etki ettiği ve bunun Kur'an yorumuna nasıl yansıdığı. Hı hı. Çünkü Kur'an'ın yeniden yorumlanması gerektiğini söyleyen birçok insan var. Dolayısıyla evet. Bu düşünceyi tahlil eden bir çalışma bu. Hep söylüyorum ben, yani batıdaki gelişmeleri, özellikle Rönesans reform sonrası son 400 yıllık batı tarihini bilmeden bugünkü İslam dünyasını okumak, doğru okumak mümkün değildir. Evet. Neden mümkün değil? Çünkü 200 yıl boyunca İslam dünyasının büyük bir çoğunluğu batının sömürüsü altında kaldı. Dolayısıyla siz o kültürü, yapıyı, onların yaptıklarını, İslam dünyasını, İslam dünyasının kültürünü eş zamanlı olarak hem orada hem burada olanları bilmeden bugünü okuyamazsınız. Çünkü tarih tekerrür ediyor. Evet. O anlamda bir çalışmaydı bu. Evet, peki. Sorunun son kısmı, Kur'an'ın yorumlanmasında dikkat edeceğimiz husus ise uzun bir... Çok uzun bir teknik bir mevzu. Bu programda çok açıklayamayacağım. Evet, Saliha kardeşimize kitabı okuduysa yorumunu ve özetini de istiyoruz diyelim. Peki bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Karşıyaka'dan yazıyorum, Halit Camcı. Küçük bir bakkalım var esnafım. Buyurun iftarımızı beraber açalım. Bizi iftara Allah davet ediyorlardı. Ben yemeğe bağlı. Allah razı olsun. Genellikle yemeğe bağlı diyorum. Antep'imizin büyüklerini soframızda görmek isteriz. Daha çok aramızda bulunmalarını isteriz. Hürmetler ederim demiş Halit Camcı. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah. Selamlarımızı iletiyoruz. Var olsun. Hocam, Gaziantep Futbol Kulübü ile alakalı Şahin Kara. Adil Başkanımız Futbol Kulübü Başkanlığı bıraktıktan sonra oluşan yönetim ve şu anda olan başkan genel olarak transferde başarısız gibi görünüyor diyor. Başkanımın görüşü nedir diyor. Biraz şimdi da Gaziantep Spor'a değinelim. Şöyle, son sorumuz olsun. Gaziantep Spor'u başarısız değiller. Yani şimdi bunu başarısız dersek haksızlık olur. Çünkü şu anda kulübün durumu ortada. Bugün 2 yıl olmuş Süper Lig'e çıkmış bir takım. Geçen sene 8. bitirdi. Şu anda 7. konumda. İnşallah onun içerisinde bu sezonda kapatır. Kolay değil. Gerçekten çok zor bir iş bu işler. Evet. Aldığınız oyuncu yalnızca sizin gördüğünüz, baktığınız şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Komple değerlendirmek gerekiyor. Geldikten sonra da takıma uyumu önemli. Şimdi bazı arkadaşlar ki takıma dünyanın bir numaralı futbolcusunu da getiriyorsunuz ama takıma uyum sağlayamayınca, takım ona uyum sağlayamayınca da sanki o adam hiçbir işe yaramış gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ama her aldığınız adam da doğru olacak. Ben de dönemimde hatalar yaptım. Benim de dönemimde yanlış aldığım futbolcular oldu. Bu da olabilecek şeylerdir. Ama ben doğru yolda olduklarına inanıyorum. İnşallah evet. Bu sene de ilk onun içerisinde kulüp bitirir. Hedef aslında 5.lik ve Avrupa'ya gitmek oldu ama son zamanlarda haksız, ne diyeyim artık, evet. Dürüstlükten bahsediyoruz, doğruluktan bahsediyoruz. Bir taraftan da olan olayları, hakem hatalarını, hata diyelim, yanlışlık demeyelim, hatalarından da benim son olarak hesap ettiğime göre 17 puanımız kayıp. Evet. Yani futbol cıların hatasından falan değil. Direkt hakem hatalarına dayalı 17 puanımız kayıp. 51 puanımız var yanlış hatırlamıyorsam şu anda. 17 üstüne koyduğunuz zaman işte 68 puan eder, liderin kaç puanı? Tabii ya. Peki soru soran kardeşlerimize teşekkür ederiz. Şahin Kara kardeşimize de cevabımız böyle gelsin. Adil Başkanımızdan eskiden. Efendim 30 gün 30 adres programımız var. 30 gün 30 adres programında bugün Kent Estetiği İdare Başkanlığı'ndayız. Muzaffer Ceylan hocamız orada bir hadis anlattı. Hep beraber dinleyelim. Ardından buradayız. İnşallah. Yani gönlünüzü ona doğru tutun.
Yaptığımız işi Allah hanemize yaptığımız bir iş olarak yazsın. Çünkü gönülde niyet sağlam olmazsa iş de anlam ifade etmiyor. Allah neye kıymet veriyor? Kendisi için yapılan şeylere kıymet veriyor. Hayatın sahibi oysa iş de ona yapılır. O dediği için yapılır. Onun memnuniyeti için yapılır. Bu da onlardan bir tanesi. Ama bu söyleyeceğimiz söz, paylaşacağımız söz aslında alın eve taşıyın. Alın hayatınıza taşıyın. Nereye taşırsanız orayı mamur edecek olan bir sözdür. Hangi sözü öyle değil ki Peygamber Efendimizin, değil mi? Hangi sözü öyle değil? Her bir sözü aslında hayata kalite kazandıran, orayı aydınlatan, bir müşkilatı çözen özelliği taşıyor. Her bir sözü. Şimdi sorunlarımız var. Niye var diye sormayın. Çünkü soruna asıl cevap makamında olan Muhammed Aleyhisselam'la tanışıklığımız yok. Soruna asıl çözüm makamında duran Muhammed Aleyhisselam'la tanışıklığımız yok bizim. Cenab-ı Hakk'ın kitabıyla hani okuduğumuz zaman anlayacağımız şekilde bir tanışıklığımız yok. Efendimizin kitabıyla da tanışıklığımız yok. Biz dışarıdan iğreti, çalıyı dolanır gibi bir inanç taşıyoruz. O da bize yetmiyor. Evde hanımımla kavgama yetişmiyor. Çocuğumla yaşadığım o nesiller arası çatışmalara yetişmiyor. Ekonomik olarak çektiğim sıkıntıları nasıl karşılarım, o konuya yetişmiyor. Yani kör topal bir hayat yaşıyorsak aslında bunun nedeni biraz da elimizden tutanın Allah ve peygamber olmadığından dolayıdır. Tutsun istiyorsak elimizi uzatalım ona. O zaten hazır tutmaya. Uzatmış elini. Bizden evet olur bekliyor. Onun için önce niyeti sağlam tutalım. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bizi yoktan var edensin. Bizi şu anda yaşatansın. Ne sahibi isek onu sahip kılan sensin deyip Allah'a minnettarlık duyup niyetimizi sağlamlaştıralım. Sonra gelelim şimdi paylaşacağım hadise. Söz Ümmü Eymen'den bize iletiliyor. Peygamber Efendimizin sözü Ümmü Eymen diye bir kadından iletiliyor. Kadın diyorum, hemen parantez içini doldurayım. Aslında kadın sıradan bir kadın değil. Ümmü Eymen, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onunla ilgili ne der? Annemden sonra annemdir der. Dadılığını yapmış yani Peygamberimizin. Çok yakınında. Öksüz ve yetim olduğu sıra, önce yetim, sonra öksüz kaldığı zamanlarda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la hep beraber olan Ümmü Eymen'dir. Dadılığını yapmış, onu yetiştirmiş, büyütmüş, onunla ilgilenmiştir sürekli. O kadar yakın. Allah Resulü asla hiçbir emeği zayi etmez. Hakkında yapılan, onunla ilgili yapılan hiçbir iyiliğe duyarsız kalmaz. Söz konusu hele böyle uzun boylu bir ilgi alaka olunca Ümmü Eymen'i baş tacı ederdi. Sıklıkla gidip kendisini ziyaret ederdi. Peygamberlik sonrası döneminde de. Ümmü Eymen ailenin içinden birisidir. Anne dediğine göre fazla lafa gerek yok. Ailenin içinden birisi. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi aile fertlerine şu nasihati yaptı. Biz ne diyeceğiz peki? Ben aile ferdi değilim. Dolayısıyla bu sözün benimle bir alakası yok mu diyeceğiz? Haşa. Muhammed Aleyhisselam ona iman eden her bir insanın aile reisidir. Tekrarlayayım. Ona iman eden her bir insanın aile reisidir. Bir peygamberin gönderildiği toplumla ilişkisi babanın aileyle ilişkisi gibidir. Onun için o benim babam, şimdi babam bana nasihat ediyor diye dinlemeye koyuluyorum. Acaba ne nasihat yapıyor? Aile hayatı, kendi yaşadığım aile içi ve dışı hayatımla ilgili çok önemli şeyler olmazsa ehli beytine bir bu nasihati yapmazdı. O zaman dinleyelim babamızı. Babamız bize yaşayacağımız bu hayatla ilgili hangi aydınlığı, hangi dusturları, hangi ölçüleri, sınırları öğretiyor?
Hay hay bilmem nideyim, Allah Allah aşkın elinden. Kande gideyim aşkın elinden. Kande gideyim aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyki Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyki Ahmet. Yunus'un sözü, Allah Allah köz olmuş özü. Hay hay Yunus'un sözü, Allah Allah köz olmuş özü. Kan ağlar gözü aşkın elinde. Kan ağlar gözü aşkın elinde. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Efendim, Gasmek Orkestrası'na icralarından dolayı teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Bir iftar programının daha sonuna geldik efendim. Bugünkü konuklarımız Adil Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu ve Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültemiz, İlahiyat Fakültesi Profesör Doktor Şeymus Demir hocamızdı. Yarın yeniden buluşacağız efendim. Kompozisyon yarışmamızı hatırlatalım. Yasin Suresi konulu kompozisyon yarışmamıza başvurular devam ediyor. İki kısımda başvuruları alıyoruz. Ayrıntılı bilgiye sitemizden ulaşabilirsiniz. 18-19 yaş ve 19 yaş üzeri başvurularımız devam ediyor. Yasin Suresi konulu kompozisyon yarışması. Hikaye istemiyoruz. Yani kompozisyon ve deneme türünde başvuruları kabul ediyoruz diyelim efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, bir iftar programında sonuna geldik. Ezan-ı Muhammed okunuyor. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Oruçlarımızı ruhumuza, gönlümüze sirayet ettirsin ki biz de o oruç gibi kaim ve dimdik olalım efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne محمد رسول الله حي على الصلاة I